Zillet İttifakı'nın kaos planı, Güneş'in bugünkü manşeti. CHP, İP, HDP ittifakının gizli anlaşması deşifre oldu. Zillet İttifakı, HDP'nin oy desteği karşılığında bebek katili Öcalan'a özgürlük kampanyasına destek verecek. İkinci adımsa cezaevlerinde isyan çıkarmak. Seçim öncesi planlanan kalkışmanın tarihini CHP'li Engin Altay ağzından kaçırdı. 10 Mart'a dikkat. 10 Mart'a dikkat. PKK'nın cezaevlerindeki kalkışmasıyla ülkeyi kaosa sürükleme senaryosunda gezici tayfaya da rol verildi. Aralarında Levent Üzümcü, Barbaros Şansal, Ferhat Tuncun da bulunduğu isimler Öcalan için açlık grevi yapan HDP'li vekil Leyla Güven'e destek açıklaması yaptı. Şimdi bu biliyorsunuz ya şu iki arkadaşın fotoğrafını yan yana verelim. Bu arkadaşlar. Bunlardan birisi FETÖ'nün dizaynıyla CHP'nin bir numaralı koltuğuna oturmuş olan kişi. Diğeri FETÖ'nün en etkili medyalarından birini yöneten, şu anda da Almanya'da firari konumda bulunan kişi. Tamam mı? Bu ikisinin de FETÖ'yle irtibatı, iltisakı gayet herkesin göz önünde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu politik kariyerini FETÖ'ye borçlu. Can Dündar ise işte FETÖ'nün medyasını yönetiyordu. Tamam mı? Şu anda da firari. Kemal Kılıçdaroğlu MİT'lileri ihanetiyle ilgili devam eden dava süreci de adalet yürüyüşü adı altında Ankara'dan İstanbul'a bir yürüyüş başlatmıştı. Adalet yürüyüşü adı altında. Ana konu MİT'lileri ihaneti. MİT'lileri ihanetini bu memlekete yapmaya kalkan kim? FETÖ. FETÖ'yü arkalayan bir yürüyüş başlattı yani Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü. O yürüyüş sırasında da 3 tane tırnağı acıdı biliyorsunuz. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha buradan iletelim Yüksek Perde'den. O yürüyüş başladığında bu Can Dündar kaçtığı, sığındığı Almanya'dan Bastil benzetmesi yaptı. Bastil. Şimdi Bastil yani nedir? Ankara'dan İstanbul'a Maltepe'ye kadar gireceksin. Maltepe cezaevine gireceksin. Maltepe cezaevinin kapılarını açacaksın. Oradaki gardiyanları öldüreceksin. Sonra bu yani Bastil'den murad edilen bu. Şimdi bugün bak üzerinden bir sene geçti neredeyse. Bak bugün Güneş Gazetesi'nin bu manşetini bu perspektiften değerlendirin. Yani FETÖ'nün ne yapmaya çalıştığını ve bunun için hangi aktörleri sahaya sürmeye çalıştığını hep beraber görün.